yapan Dışişleri Bakanı olarak her zaman tecrübesinden de istifade ediyoruz. Bugün göstermesin ha kardeşim. Bu hakikattir kardeşim. Yani aksakalımız diyeceğiz ama sakalın yok. Sakalım yok. Saçlarda biraz beyazlık var. Ama 21 yılı aşan bir tecrübe tabii. Biz de istifade ediyoruz her zaman. Bize de yol gösterici oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantılarda da aynı şekilde istifade ettik. Baş başa yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi ve bazı bölgesel konularda işbirliğimizi ele aldık. Daha sonra heyetlerimizle birlikte bir araya geldik ve önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar, karşılıklı ziyaretler ve bunun hazırlıklarını gözden geçirdik. Avaza'da gerçekleştirilecek Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan üçlü zirvesinin hazırlıklarını arkadaşlarımız epeydir zaten sürdürüyordu. İmzalayacağımız anlaşmalar var. Tabii Azerbaycan'la birlikte de koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Bu hazırlıkları gözden geçirdik. Ve zirveden bir gün önce Dışişleri Enerji ve Ulaştırma Bakanları toplantısının da gerçekleştirilmesinde fayda olduğuna karar verdik. Tabii liderlerimize de arz edeceğiz. 5 tane anlaşma, üçlü anlaşma imzalayacağız. Diğer taraftan tabii karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi de bugüne kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey Karma Ekonomi Komisyonu toplantısı için gitmişlerdi. Yine Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Beyefendi de Türkmenistan'ı ziyaret etmişti. Kendilerine göstermiş olduğunuz ilgi için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ve kendileri de bu ziyaretlerden son derece memnun döndüler. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Semerkant'ta saygıdeğer Arkadağ'la yaptığı görüşmede son derece verimli oldu. Ve önümüzdeki yılın başında da Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'u da ülkemizde ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Diğer taraftan ikili ilişkilerimize de odaklandık. Ticaretimiz artıyor. Geçen sene, bir önceki seneye göre %41 artış göstermişti. 2 milyarın üzerine çıktı. Bu sene istediğimiz artış oranını göremiyoruz. Ama 5 milyar dolar hedefimize ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Yine yatırımlar devam ediyor. Türkmenistan'da Türk firmalarının yatırım miktarı yarım milyar dolara yaklaştı. Ama bugün müteahhitlik alanında Türk firmaları Rusya'dan sonra en büyük müteahhitlik projelerini Türkmenistan'da gerçekleştirdiler. Bu bugüne kadar Türkmenistan'daki yönetimlerin ve cumhurbaşkanlarının Allah rahmet eylesin rahmetli Türkmenbaşı'nın saygıdeğer Arkadağ'ımızın cumhurbaşkanı olduğu dönemde ve şimdi Serdar Bey'in döneminde de Türk firmalarımıza verilen destek ve duyulan güven sayesinde 50 milyar dolarlık binden fazla projeyi firmalarımız hayata geçirdi. Ama dün ve bugün yaptığımız görüşmelerde Türkmenistan'ın önümüzdeki süreçte çok önemli projeleri var. Yeni şehirler inşa ediyorlar. Burada da Türk firmalarına elbette yer vermelerinden memnuniyet duyacağız. Tabii görüşmemizde özellikle ulaştırma, nakliyat gibi konuları da ele aldık. Özellikle nakliyat konusunda engellerin kaldırılması konusunda hemfikiriz. Ayrıca biliyorsunuz Kuzey Koridor'un alternatif olarak artık ortadan kalkmasından sonra Doğu Batı Orta Koridor, Hazar geçişli koridorlar önem kazanmaya başladı. Ve burada Türkmenistan'la, diğer ülkelerle beraber yapacağımız işbirliği de önem arz ediyor. Ve bunları bugün değerlendirme imkanımız oldu. Tabii kendilerine Aktau'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan bu toplantımıza Gürcistan'da katıldılar. O toplantı hakkında da bilgi verdik. Havadan ulaşım da önemli. Türk Hava Yolları'nın Türkiye-İstanbul Türkmenbaşı seferlerine başlamasından memnuniyet duymuştum. Sevgili Doğan'ımız, kardeşimiz bugün güzel bir haber daha verdi. Aralık başı itibariyle Aşgabat'a da seferler başlamış olacak. Çok teşekkür ediyoruz.
Tabii enerji alanında da gerek ikili düzeyde gerekse üçlü düzeyde Azerbaycan'la birlikte de atabileceğimiz adımlar var. Ve önümüzdeki süreçte enerji şirketlerimiz arasında görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugünkü görüşmemizde sevgili kardeşim kültür ve eğitim konularını, yani bunlara değinmememiz önemsiz olduğu anlamına gelmez. Kardeşler arasında olması gereken doğal şeyler diye güzel sözler sarf etti. Ama bu alanda da iş bildiğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Diğer taraftan yine biz eğer Türkmenistan ihtiyaç duyarsa büyükelçiliklerin olmadığı yerlerde Türkmenistan vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri verebileceğimizi kendilerine söyledik. Ayrıca bizim önümüzdeki süreçte bazı spesifik alanlarda da işbirliğimizi ve onun hukuki altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle hukuk hizmetleri genel müdürlükleri arasında istişareler gerçekleştireceğiz. Bugün baktığımız zaman her şey hızlı gelişiyor, teknoloji de hızlı gelişiyor. Dolayısıyla uluslararası bilgi güvenliği konusunda da bir anlaşma imzalama konusunda hemfikir olduk. Arkadaşlarımız taslak üzerinde müzakereleri sürdürecekler. Tabii Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması bizleri çok memnun etti. Saygıdeğer arkadağımız yine Aksakallar Konseyi'ne üye oldu. Ve diğer bağlı kuruluşlara üyeliği konusunda da önümüzdeki süreçte atılacak adımları değerlendirdik. Ama bizim tabii en büyük arzumuz kardeş Türkmenistan'ın da Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olması ve zirveleri de ev sahipliği yapması. Bunları da bugün kendi aramızda değerlendirdik. Ve önümüzdeki süreçte daha yakın çalışma konusunda da hemfikiriz. Her zaman olduğu gibi en çok görüştüğüm muhataplarımdan, mevkidaşlarımdan ve kardeşlerimden bir tanesi. Ve gelecek sene Nisan ayında gerçekleştireceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na da bu vesileyle davetimi iletmiş olayım. Ziyaretiniz için ve verimli görüşmelerimiz için gönülden çok teşekkür ediyorum sevgili Doğan'ım, kardeşim. Sözü size bırakıyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim mühterem kardeşim, Sayın Bakan Mehmet Çavuşoğlu, değerli basın mensupları, hanımefendiler, hanım ve beyefendiler. Her şeyden önce açık, karşılıklı saygı ve güven havasında olumlu ve verimli geçen görüşmeler için değerli kardeşim Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ya teşekkür etmek istiyorum. Görüşmelerde dost ve kardeş ülkelerimiz arasında siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkilerin şimdiki durumu ve gelecek imkanları detaylı olarak ele alındı. Bundan sonra yapılacak ortak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca karşılıklı ilgi arz eden bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışveriş yapıldı. Türkmen-Türk işbirliğinin daha da gelişmesine yönelik teklifler ortaya alındı. Biz iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek konusunda hemfikir olduk. İki ülke devlet başkanları tarafından Türkmenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesi için gayret gösterdiği beyan edildi. Siyasi diplomatik ilişkilere gelince önemli konulardan biri olarak iki ülkenin uluslararası kuruluşlar nezdinde işbirliği ele alındı. Bu konuda ben ayrıca mühterem kardeşim Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ya teşekkürlerimizi ilettim. Çünkü sonki 15 yılın devamında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çerçevesinde sadece genel kurulu tarafına 17 tane karar, yani rezolüsyon kabul edildi. Her defa da bizim kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Türkmenistan'a destek verdi ve kosponsorluk yaptı. Çok teşekkür ederim.
Türkmenistan ve Türkiye günümüzde mühim uluslararası politika konularında benzer veya yakın görüşleri beyan ediliyor. Türkiye, Türkmenistan tarafından ileri sürülen önemli uluslararası teklifleri daima destekliyor. Dediğim gibi Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasına ve uluslararası tekliflerine yakın destekleri için Türk kardeşlerimize tekrar teşekkürleri ediyoruz. Biz bundan sonra da uluslararası kuruluşlarda karşılıklı destek politikamızı sürdürme konusunda anlaştık. Elbette Türkmenistan her defa Türkiye Cumhuriyeti tarafına Birleşmiş Milletler Teşkilatı olsun veya başka bir uluslararası kuruluşlar olsun, biz de her defa sizin inisiyatiflerinizi, tekliflerinizi destekliyoruz. İnşallah gelecekte de destek vereceğiz. Bölgesel işbirliği konularına ve Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında temaslara değindik. Türkmenistan 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan tarihi İstanbul zirvesinde bu teşkilata gözlemci olarak katılmıştır. Benim kardeşim şimdi onu söyledi. Şu anda taraflar Türkmenistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü devlet başkanları zirvesine hazırlık işlerini yapıyorlar. Ben bunu ayrıca demek istiyorum. Çünkü bu yeni bir uluslararası formatları olarak bizim devletlerimize, yani Türkmenistan'a, Azerbaycan'a, Türkiye, başka birkaç devletlere, bu esli Afro-Azya kontinentinde büyük faydaları getirecek bizim umudumuz var. Bu çok faydalıdır. Siyasi, ekonomi, insanperverlik uğurlar boyunca da büyük büyük işler yapabiliriz. Kardeşlik ülkeler, kardeşlik halklar, biz, yani Türkmenler, Azerbaycanlılar, Türkler beraberlikte, tekrarlıyorum, büyük işler yapabiliriz. Güvenlik konuları da ele alındı. İki ülkenin bu alanda uluslararası çalışmalara katkıda bulunması hususunda anlaşmaya vardık. Elbette bazı bir bizim bölgemizde durumları hakkında ben kardeşlerimize haberleri ilettim. Özellikle Afganistan, komşu Afganistan devlette bugünkü, şimdiki durumlar hakkında haberleri ilettim ve gelecekte Türkmenistan'la Türkiye bu devlet, bu halk için destekleri, yardımları devam etmek uğrunda beraberlikte işbirlik yapmak Türkmen tarafının hazırlığını ilettim. Bu değerli dostlar, ticari ekonomik işbirliği ikili ilişkilerin önemli alanıdır. Kardeşim şimdi söyledi. Yani iki devletin arasında bu ilişkilerimizin hacmi hakkında, bu nedenle görüşmelerde karşılıklı ticaret hacminin artmasının önemi beyan edildi. Bu bağlamda Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu, Türkmen-Türk İş Konseyi ve benzeri kuruluşların aktif hale gelmesi gerektiği söylendi. Bununla ilgili olarak iki ülkenin özel sektörlerin arasında işbirliğine dikkat çekildi. Elbette kültürel işbirliği alanı görüşmelerde geniş yer aldı. İki dost ve kardeşlik halk ortak tarihi, kültürel ve manevi ahlak değerlerde sahiptir. Bunlar kültürel alanda ilişkileri geliştirmek için kuvvetli bir temeldir.
kültürel işbirliği daha da geliştirmek, kültür ve sanat temsilcileri arasında karşılıklı temasları arttırmak konusunda anlaştık. Aynı zamanda bilim ve eğitim, sağlık ve spor, turizm sektörlerde yapılan çalışmalar ele alındı. Değerli arkadaşlar, bugün Türkmenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini özellikle söylemek istiyorum. Sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için değerli dostum ve kardeşim Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.